Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım her şey yolunda. Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle bugün İkizler Burcu'na özel yükseleni ve Ay Burcu İkizler olan arkadaşlarımıza özel aşk açılımı yapacağız. Zamansız bir açılımdır. Tüm burçlara özel Nisan yorumu yaptık. Şimdi istekleriniz üzerine her burca özel aşk videosu istemişsiniz. Onu da sizin için yapacağım. Çünkü siz benim için çok değerlisiniz. Sizleri çok seviyorum. Hiç enerjimizi bozmadan ikizler, yükselen ikizler, güneş burcu, ay burcu ikizler olan herkes için geçerli. İster erkek enerji, ister dişil enerji. Enerjiler için hanımefendiler ve beyefendiler geçerli şekilde ikizlere özel açılımlar başlıyoruz bakalım videomuza. Evet, öncelikle enerji kartıyla başlıyorum. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor ikizler burcunu. Evet. İkinci kartımı da seçtim. Bir tane de olumlama kartıyla nasıl bir enerji geliyor size? Ona bakacağız. Bir tane de olumlama kartıyla başlayalım. Haydi bakalım. Evet, psikolojik zorluk, ruhsal olarak yaralı hissetmek, yara aldığı yerden edindiği tecrübeyle başkalarına yardım etmek. Demek ki duruşunu bozmayan sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcunun aşk hayatında sorunlar olduğunu gösteren bir enerji kartı Şiron'un enerjisini çıkardı. Ruhsal olarak yararlı hissetmek demek ki karşı taraftan aldığı olumsuzluklardan veya soğukluktan ve bazı anlaşmazlıklardan dolayı sıkıntılı gösteriyor ruh halini ikizlerin. Yara aldığı yerden edindiğin tecrübeyle başkalarına yardım etmek bu demek ki hayatında ne kadar olumsuzluk olursa olsun çizgimi ve duruşumu bozmayacağım diye düşündüğünü gösteriyor sevgili ikizler burcunun. İkinci kartımız ne diyor? Bataklığın ruhu. Hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor. Belli ki sağlıksız veya sıkıntılı bir ilişki durumu içerisinde olan ikizler burcunun ne kadar çabalarsa çabalasın durumun içinden çıkamadığı bir enerjiyi gösteriyor. Ruh halinizi böyle gösterdi. Aşk hayatınızda sıkıntılar olduğunu ve belli ki aşık olduğunuz kişiye gösterdiğiniz çaba ve enerjinin fedakarlığın karşılığını alamadığınız için çıkmazda olduğunuzu gösteriyor. İki kartın ikisi de aynı şeyi gösteriyor. Çaba göster, ilişkini kurtar diyor. Belli ki ilişkinde bir problem var ki ilişkini kurtar diyor. İlişkinin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak. Yarın yeni bir gün olacak diyor. Onu affet, kendini affet. Onu dinle, kalbine uy, anı yakala. Gerekiyorsa değişimi al. Çabayla onu tekrar sevgiye çağır diyor. Gerekiyorsa değişimi al demek nedir? Yani sana zarar veriyorsa, seni anlamıyorsa, hiçbir şekilde iflah olamaz bir ilişki içerisindeysen diyor. Değişimi kabul et. Yani ilişkiyi bitir, başka bir ilişkiye başla enerjisinin içerisinde olduğunu gösteriyor ikizlerin. Şimdi arkadaşlar, kartlarımızı açalım ve yorumumuza başlayalım. Bakalım nasıl bir enerji olacak aşk hayatında ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Açalım kartlarımızı. Oo. Hayırlısı olsun. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz alma verme dengemizi korumuş oluruz. Sonuçta bir emek sarf ediyorum. Ve çok ciddi bir emek sarf ediyorum. Farkındaysanız bilmiyorum ama bence farkındasınız. Sizleri çok seviyorum. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz, videolarımı izledikten sonra bir like atar, beğeni yapar ve bir yorum atarsanız beni daha çok kişiye ulaştırmış olursunuz. Böylece aramızdaki alma verme dengemizi korumuş oluruz güzellerim. Evet. Onun dışında
Canlı yayın soru cevaplar için ikinci kanal Nur Tarot açtım biliyorsunuz. Canlı yayın soru cevabı açamıyorum. Diğer kanalımda 1000 aboneye geçtikten sonra canlı yayın soru cevaplara tekrar başlayacağız arkadaşlar. İkinci kanalım Nur Tarot 2. Hepinizi oraya bekliyorum. Evet, bu bir kolektif açılımdır. İkizler ve yükselen ikizler burcuna özel kolektif açılımda herkes konuşulan size uyacak diye bir şey yok. Çünkü kolektive niyetleniyoruz. Benden özel danışmanlık almak istiyorsanız 0531 278 0729 numaralı WhatsApp iletişim hattımdan bana yazabilirsiniz. Derya size yardımcı olacak. Yardımcım, asistanım Derya. Her türlü destekte bulunacak. İletişim numaramı ve Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum canlarım. Evet, bu arada açılımımızın içerisinde Katina da var. Katina ile de bakacağım. Katina kartları da açacağım. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor. Bir ruh hali için şunları da çekmek istiyorum. Şöyle bırakayım yukarıya. Şunun aşağıda yer yok. Gördünüz mü? Evet. Başka çekeceğim kartlar. Evet, Katina da çekeyim. Öyle yorumlayacağım. Katina'yı göremiyorsanız eğer şöyle elime alıp yorumlayacağım. Elimde yorumlayacağım. Görürsünüz. Şimdi kartı çok açıyorum ya, ben seviyorum. Ama işte yer olmuyor. Yapacak bir şey yok. Dört. Ay, çok güzel kart çıkardı sonuç olarak. 5. Tamam. Evet, bir iki tane de şu karttan çekip devam edelim. Alyans diyor. Güzel bir kart. Evet. Şimdi başlayalım yorumumuza. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu. Buradaki enerjide ne var? Şöyle yorumlayalım bakalım. Bakın, biraz darlandığınızı gösteriyor. Çıkmazda kaldığınızdan bahsediyor. Özellikle 8 vakittir ilişkinizde bir dengesizlik. Bu ayın 8'inden bu taraf olabilir. İşte 8 vakittir diyor. İlişkinizde bir olumsuzluklar olduğunu gösteriyor. Onun üzerine ilişkide tekrar küs barış, küs barış, böyle devam eden takıntılı ve kararsızlık içerisinde olan bir ilişkiden bahsediyor. Problemi olan kişiler özellikle toprak, su ve toprak, yengeç balık akrep, yükselen yengeç balık akrep, boğa başak oğlak, yükselen boğa başak oğlak. Bursa'nın ikizlere verdiği negatif enerjiden yanı sıra havaları da gösterir. İkizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazi ile sıkıntılar olduğunu gösteriyor. 8 vakittir genel olarak ikizler ve yükselen ikizlerde sallantılı bir ilişki durumu içerisinde olduğunu gösteriyor. Şu anda ilişkinizde bir bekleme sürecinden bahsediyor. Beklenti, kıskançlık konuların içerisinde kıskançlıktan bahsediyor ve sizi kararsız bıraktığını gösteriyor karşı taraf, tutarsız bir ilişki içerisinde. Tamam. Biraz aranızda bazı ikizler ve yükselen ikizlerin aşk hayatında, ilişkisinde, karşı tarafla aralarında maddi problem olan ikizleri de gösteriyor. Direkt para kartından, paradan bahsediyor. Maddi bir sıkıntı da yaşandığını gösteriyor. Hazırladığınız bir plan var. Sanki ona bir res çekmişsiniz, bir açıklama yapmışsınız. Ben böyle bir ilişki istemiyorum. Bir kısmında. Özellikle hava ve ateşleri gösterir. İkizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazi, koç aslan ya yükselen koç aslan yay enerjisine karşı bir plan hazırladığınızı, bir rest çekildiğini gösteriyor. Böyle bir ilişki istemiyorum, kendine çeki düzen verirsin, seçimini yaparsın düşüncesini gösteriyor. Şimdi toprak, pardon, hava ve ateşlerden size geri dönüş olacağını gösteriyor. 8 vakittir aranızda olan sıkıntının üzerine
çıkan enerjide ikili vakitlerde bu 2 ay olabilir. Ayın ikisi, 12'si, 22'si olabilir. İkili vakitlerde size geri dönüş yapacağını gösteriyor. Nasıl bir dönüştür? Barış dönüşünden bahsediyorum. Bilge olarak karşı tarafı size karşı kıskançlık zemininde. Kıskançlık oluyor. Tartışmalar oluyor. Yalnız bıraktığını gösteriyor. Size çok vakit harcamadığını, zaman harcamadığını gösteriyor. Ve siz bu kişiye karşı enerjinizde aşk, ahenk ve uyumlu bir çift olduğunuzu düşünüyorsunuz. Şimdi burada yasak ilişkilerden de bahsediyor. Karşı tarafla olan enerjide özellikle ikizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazide sanki üçlü bir ilişkiden bahsediyor. Bu enerjinin size söylediği bazı yalan ve dolanlardan dolayı ilişkinin içerisine giren kurnazlık ve tutarsızlıklardan dolayı sizi sıkıntıya girmiş olduğunuzu gösteriyor. Özellikle ilişki sizi gerçekten çok ciddi şekilde yoruyor olarak gösteriyor. Şu anda dediğim gibi çok çıkmazda kaldığınızı gösteriyor. Şimdi burada ikili vakitlerde ikizler, yükselen ikizlerde hayatınızda net bir karara varma olacak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Karşı tarafın sizi nasıl enerji olarak İkilemde bıraktığını görüyor musunuz? Bir tarafta diyor ki seni sevmiyorum. Diğer tarafta diyor ki seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim. Yani ikili oynadığını gösteriyor. Size net bir adımla, net bir kararla geldiğini görmüyorum. Karşı tarafın üzerine düşen sorumlulukları, ilişkinin sorumluluğunu veya ileriye dönük kesinlikle bir şeylerin adını koyma gibi bir düşüncesinin olduğunu görmediğin için ilişkide sorunlar yaşandığını gösteriyor. Şimdi özellikle burada Koç Aslan Yay ve yükselen Koç Aslan Yay olan enerjiden kesinlikle size dönüşler olacağını gösteriyor. Koç Aslan Yay ile barıştan bahsediyor. Ciddi adımlar atabileceğinden bahsediyor. Sevgili ikizler, yükselen ikizler. Dediğim gibi burada bazı ilişkilerde evliliğe götüren ve ciddi bir ilişkinin adını koyma beklentiniz onun üzerine. Siz ciddi bir ilişki istiyorsunuz. Bakın burada çıkan kartı görüyorsunuzdur. Alyans kartını çıkarmış ama diyor ki sizin beklentiniz, sizin şurada bu ilişkide beklentiniz evliliktir veya ciddi ilişkinin adını koyma. Ama bunu sizi beklettiğini gösteriyor. Bekleme süreci, ne kadar bekleyeceğim düşüncesiyle sıkıntı yaşadığınızı gösteriyor. Bu kişinin size geri dönüşü var. Masumiyetle, hani benim suçum yok, çok ciddi ajitasyon yaparak geri döneceğini gösteriyor. Kıskançlık zemininde ayrılan, kıskançlıkla alakalı tartışmalar yaşayan ikizler ve yükselen ikizlerden bahsediyorum. Bunu gösteriyor. Geri dönüş yapılacağını gösteriyor. Şu anda biraz yalnızlık söz konusu. Şu anda bazı ilişkilerde yıkım yaşanmış olduğunu gösteriyor. Darda kalan ikizler ve yükselen ikizlerdir. Zor durumda kalmış. Hiçbir şekilde adım atamama. Yani açıkçası ne yapacağını bilmediğini gösteriyor. Özet bunu gösteriyor. Şimdi burada Katina ne diyor? Katina diyor ki güvensizlik var. Aranızda bir güvensizlik söz konusu. İlişkide karşı tarafa karşı tarafın size bir güven vermediğini söylüyor ve özellikle dişil enerjilerden ikizler ve yükselen ikizler olan hanımefendilerden bahsediyoruz. Eril enerjide karşı tarafla arasında olan üçüncü kişinin muhabbeti ve kıskançlık bir şeyler hissetmiş olduğunu, karşı tarafın senden bir şeyler sakladığını, açığa çıkmış olduğunu daha baskın gösteriyor. Üzülüyorsun. Ve burada üzülen enerji dişil enerjileri gösteriyor. Sevgili ikizler ve yükselen ikizlerde üzüntü yaşayan enerji dişil enerjiyi gösteriyor. Çünkü başka bir enerjinin olmasını, başka bir kadın, niye diyorum? Çünkü kadın gösteriyor. Arada bir kadının olması, karşı tarafın bir yalanının, bir hissettiğin bir şey var onun senden sakladığı, bunu gösteriyor. Belki de bu kişinin evli olması, bakın, veya bir problem, sağlık problemi de olabilir. Onunla uğraştığını veya
evli olduğunu veya hayatında başka bir kadın olduğunu duymuş olduğunuzu gösterir. Bu eril enerjilere, pardon, dişil enerjilere ait olan bir şeydir. Bunu gösteriyor. Şimdi burada ilişkide sallantı yaşanmış olabilir. Sizin duygusal olarak bağlı olduğunuz ama size güven vermeyen enerjiye karşı mesafe koyduğunuzu, hatta o kadar ciddi şekilde sizi duyguya sokmuş ki sağlık sorunları bile yaşayabilirsiniz. Bunu gösteriyor. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, buna gerek yok. Bir ilişki sizi rahatsız ediyorsa bu ilişkinin bitirmesini bileceksiniz. Buradaki bazı sağlıksız ilişkilerin bu duruma düşeceğinizi, kesinlikle bu ilişkiyi bitirmeniz gerektiğini söylüyor. Özellikle hangi burçlarla? Mesela Oğlak, yükselen Oğlak. Kesinlikle ilişkiyi bitirmen gerekiyor. Böyle bir ilişki varsa aranızda. Çünkü bu ilişki zaten olmaz ve seni gerçekten psikoloji ve ruhsal olarak çok ciddi etkilediğini gösteriyor. Genel anlamda bakarsak ikizler ve yükselen ikizlerin kolektif şekilde hayatında, aşk hayatında değişiklik, yumuşama, yeni başlangıçlar yapma. Hani tabiri caizse aşk hayatında çiçeklenme dönemi 2 vakit sonrayı gösteriyor. İkisi, 12'si, 22'si ve en uzun götürürsek 2 ay içerisinde değişim olacağını gösteriyor. Her şey yoluna gireceğini gösteriyor. Çiçekler kartı çok mükemmel. Katina'nın çiçekler kartı muazzam bir aşk kartıdır. Her şeyin yoluna gireceğini, iyileşme, ümit seni etkisi altına alacak diyor. Bir umudun olacağını gösteriyor. Ümit ve güzellik geliyor diyor. Artık ışığı göreceğini gösteriyor. Güzel ışığı, parlak ışığı. Yani ışık dediğimde aşk hayatındaki ümit ve geleceğe doğru beklentini almaktan bahsediyor 2 vakit sonra. Burada ne diyor? Bu kartların üzerine diyor ki, bak, 2 vakit orada gösteriyor. 4 vakit de burada çıkardı. 2-4 vakit arasındaki olan süreyi düşünün. Ve öndeki kartla bağdaştırırsak, kesinlikle dörtlü vakitlerde sallantılı ilişkisi olan veya üçlü ilişkilerde olan kişi, üçlü ilişki dediğim, yani arada bir kişi vardır veya bir kıskançlık vardır. Sizin aranızı bozmak isteyen veya bozmuş olan üçüncü bir kişiden bahsediyorum. Dışarıdan gelen müdahale. Bundan bahsediyorum. Bu kişilerin aradan çıkacağını 2-4 vakit, en uzun götürürsek 2-4 ay içerisinde kesinlikle aşk hayatına veya ayın ikisi 4'ü, ikisi 14'ü, ikisi 12'si 24'ü, bak böyle 2-4 vakit yan yana gelen rakamlar da olabilir. Mesela 24, anladınız mı? Böyle vakitler içerisinde diyor aşk hayatınızda değişiklikler olacağını gösteriyor. Bir kısım ikizler ve yükselen ikizlerin hayatında evlilik beklentisi var. Beklenti, çünkü karşı taraftan evlilik istediğini gösteriyor. Beklentisi onun üzerine bu cevabı alacağını gösteriyor. Şimdi enerji olarak karşı tarafı, özellikle size söylüyorum, su ve topraklar buna aittir ve ateşler. Koç aslan yay, yükselen koç aslan yay enerjisiyle barış. Boğa başak oğlak, yükselen boğa başak oğlak ve yengeç balık akrep, yükselen yengeç balık akrebin size karşı yaptığı vicdandan dolayı, yani merhamet ve vicdan yaparak size karşı olan düşüncesini ve duygusundan vazgeçmeyeceğini ve bu ilişkide olan problemi kaldırmak için çözüm arayışı içerisinde olacağını ve size teklifle geleceğini gösteriyor. Şimdi ciddi sıkıntı verdiği enerji ikizler kova terazi, özellikle terazi ve yükselen ikizler kova terazilerle aranızdaki sıkıntının kesinlikle kutlamayla biteceğini gösteriyor. Görüyor musunuz? Bu ikizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazi ile sizin aranızdaki olumlu dönüşüm üçlü vakitleri gösteriyor arkadaşlar. 3 vakit, bu 3 gün olabilir. Ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü, 30'u olabilir ve en uzun götürürsek 3 ay içerisinde. Topraklarla aranızdaki sıkıntı ise 7 vakittir gösteriyor. 7 ay olabilir, ayın 7'sinden işte 7 vakittir sıkıntılı ve kırgınlık içerisinde olduğunu gösteriyor. Ateşlerle kesinlikle yüz yüze gelmenizin olduğunu gösteriyor. Ama genel olarak götürürsek, toparlarsak durumda, kararsız kalan, size kararsızlık veren, ilişkide tutarsızlık yapan veya tutarsız davranan kişiler var. Evlilikten ve ciddi ilişkinin sorumluluğu almaktan kaçan kişilerde 180 derecelik bir değişimle yüz yüze gelme,
Ahenk, yüz yüze gelme enerjisini veriyor. Geçmişin izleri var sizde. Geçmişte yaşadığınız bazı olayların sizi bırakmadığını gösteriyor. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu. Lütfen geçmişi tamamen silip kesip atman gerekiyor. Çünkü sana zarar veriyor. Hayatına çıkacak olan yeniliklerin önünü direkt kapatıyor. Sizin geçmişe takılı kalmanız bunu gösteriyor. Evet, bir tane daha kart çıkarmak istiyorum ve onun üzerine bakalım canlarım. Özlem var. Karşılıklı özlem olduğunu gösteriyor. Hani sadece siz özlememişsiniz. Karşı tarafında sizi özlediğini gösterir ve bakar mısınız? Ve aşk. Yüzdeye bakarsak ağırlıklı barıştan bahsediyor. Yani karşı tarafında kafanızda aklınızda olan kişinin de size karşı tamamen ilişkide ve aşkta kopmuş olduğunu göstermiyor. Birazcık sabretmeniz lazım. 2-4 vakit. Evet arkadaşlar, fazla uzatmak istemiyorum videomu. Sizi çok seviyorum. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.